Devreye de giremedi. Fakat baktık ki siz devam etmeye hiç izin vermiyorsunuz. Şakanın devam etmesine. Hatta Kamil abi sürekli bu çiçeği tutmak zorunda kaldı. Böyle alalım size. Sinan sen de gel. Teşekkür ederim. Aziz. Sabrınızdan dolayı ve kızınız da sizi çok zorladığı için normalde 2500 lirayı kazanmamışsınız ama en azından birazcık da olsa yemek yedirdiği için 2500 lira verdik. Baba kıza alkışlayalım. Ama yani evet birazcık şeysiniz, otoriter, sert bir babasınız. Siz de şöyle dönün. Zaten evde öyleyim. Zaten öyleyim. Ama bu kız da yani para, kariyer, ekmek parası, iş güç yapamayacak mı Hasan Bey? Tamam da. Hasan Bey diyorum. Bahattin ama Bey. Nasip Bey değil mi? Evet. Ama şuradaki hareket onu göstermiyordu ki bana. Ne yaptı hareket? Ben çok merak ettim. Şuradaki hareket aslında hiçbir şey yapılmadı. Birisi psikopat. Yok psikopat değil sadece. Yo, öyle konuşuyor. Hayır öbürü biraz efendi duruyor. O da zaten evet. Nereden bir laf geliyor. Benim konuştuğum laf bu değil ki. Doğru. Siz kızınıza düşkün müsünüz? Bize bilgileri verdi kızınız daha önce. Hatta çalışmasına bile böyle hani i̇zin çok vermiyor. Fazla izin vermiyor musunuz? Bugün de biraz görmüş olduk bunu yani. Teşekkür ederim. Bir sinirlendiniz ama siz. Değil mi? Bayağı bir sinirlendim. Ama şimdi siz olsan ne düşünürsün? Yani kademeyi şöyle söyleyeyim. Benim yanımda kızım. Ya kızım sen yemek veriyor yapmadığım şey. Yani 50 yaşındaysam kusura bakma yapmadığım şey. Ama size çiçek getirdi. Kendi abi elleriyle çiçeğim, getirdi. Ya güzel kardeşim benim şey ihtiyacım yok. Ben o karşımda oturan insan yeten ki var otursun. Ben bir şey beklemiyorum. Ama o çocuk Londra'da doğmuş. Ve... Değil, Londra'da belli olmuyor mu? Londra'da olduğum belli oluyor zaten. Ama tam bir İngiliz değil miydi aslında? Ya abi ne alakası var ya? Bir tane abi, neyse geçmiş olsun. Olsun. Bir rahatladınız biraz değil mi? Ayak yani... kullandımsa lafı da kusura bakma. Yok hayır şey sonuçta ben farklı yönden düşündüm. Ya en azından kademe kademe. Önce çiçekle vurmaya başladınız. Evet. Sonra ayağa kalktınız. Sonra baktık olay başka yere doğru gidiyor. Şöyle biz de girdik yani. Ama Güllü de zaten diyoruz ki girsene araya gir. Babana bir şey söyle müdahale et böyle. Yok. İzliyor, izliyor yani. Bende yok yani baba. Güllü size uzun zamandır şaka yapmak istiyormuş. Teşekkür ederim. Ondan sonra bir daha biraz da siz şeysiniz tabii ki. Yani o sizden müsaade alıp işe gidip geliyormuş falan. Böyle bir durum yaşıyorum dedi. Ya bu hayatınızda değil, güzel bir ana olacak diye düşünüyorum. Evet. Sinan Bey, benim çocuğuma izin alması çok problem değil. Çocuğumun giyinmesi de çok problem, gezmesi de çok problem. Sadece dikkatimizi çekiyor. Evet. Niye? İstanbul'da yaşıyoruz. Tabii. Kimse kusura bakmasın. Herkes genç, herkes de çoluk çocuk sahibi, herkes de babaanne sahibi. Ama nedir? Biz sadece ailemizi korumaya çalışıyoruz. Başka tabii, bir şey değil. Doğru, doğru. Yoksa büyük olarak o tecrübesini kazandıktan sonra zaten bizim ona karışacak hakkımız da kalmıyor. O ama... size böyle bir şaka yapmak istemiş. Teşekkür ederim. Her şey için olsun. Sizin için izlediğinizde çok güzel bir anı olacak. Hem de bir genç bir arkadaşımıza da çok teşekkür ederim. Sıra verdik. Biz içeri girdiğimiz zaman bir rahatlama oldu mu? Ben seni sonunda tanıdım. çok gerginliniz yani. Zaten durmuştum evet, farkındaydım bir şey diyemedim. Şimdi bir rahatladınız değil yani, mi yani? Yani sizi tanımıyordum ki ben. Evet. Bir masadan da gitmelerini istediniz sanki bir yer öyle bir yani, şey oldu. Kalkın yani, gidin dediniz. Attım da zaten. Evet.